Meryem! Abi! Yenge! Meryem! Abi! Meryem ne oldu? Merdivenlerden düştü. Damla! Arabayı hazırla, hastaneye gidiyoruz. Damla! Ver! Ver, ver! Aa! Ver. Ne oldu ya? Bilmiyorum, sesi duyduğum gibi aldım onu. Bin arabaya hadi. Bas hadi bas Hasan bas. Tamam efendim. Anneciğim iyi misin? Allah'ım yarabbim sen ya. Damla. Merak etme Meryem, merak etme. Nasıl oldu bu iş? Nasıl düştü Meryem söylesene. Bilmiyorum ki vallahi ben sese koştum bir anda öyle. Bırak beni. Bağırma. Anne. Bağırma. Anne. Sana da sus. Bıraksana beni. Ay bak çok kötü yaparım seni. Bırak beni. Anne. Bağırma. Bırak çocuğu. Anne. Neren ağrıyor? Söyle bakalım ablacığım. Neren ağrıyor? Başının arkası. Tamam, orayı çarptığın için ağrıyor. Onun ağrısıyla da baygınlık geçirdin. Ama şimdi çok iyisin, merak etme. Şimdi buran ağrıyor mu? Söyle bakalım. Buran. Peki. Şuran. Yok mu? Aferin benim sistemi. Anneciğim iyisin değil mi? Hı? Varmışlar mıdır acaba? Ha? Arasam mı? Ne yapsam? Bırak şimdi arama. Ay, ya çocuğa bir şey olduysa Bülent. Mahvolduk biz, bittik biz. Biz bittik. Ya o çocuk bu düşe kalka büyüyecek. Ne var bunda? Onun anası babası nerelerden düşüp kalktılar da bir şey olmadı. Ona mı olacak? Bülent. Bak sen onu Tamer'le Berin'e anlat. Buldumcuk olmuş bunlar. Buldumcuk. Ay. Ya çocuk benim düşürdüğümü söylerse? Ha? Ay, Tamer bizi kapının önüne koyar. Sen de ne uğraşıyorsun küçücük çocukla ya? Söyler mi dersin? Sen asıl o meymenetsiz kızından şüphe et. Ya o abisine bir şeyler söylerse işte o zaman kork. Bittik biz. Biz bittik, mahvolduk bile. Ben niye bitiyorum ya? Bitersen sen bitersin. Bana ne? Allah Allah. Nerede bu kadınlar ya? Bir bardak çay veren yok. Ben sana getireyim. Ben getireyim, şimdi getiririm ben. Hemen getiririm. Berin çok geçmiş olsun. Sağ ol. Nerede cimcime? Odada dinleniyor. Seko. Tamer'in bizi burada bırakıp gidecek kadar önemli işine söyler misin? Lütfen. Ya işte Amerikalılar geldi, söylemedi mi sana? Söylemedi tabii ki. Neyi söylüyor ki bana? Ya adamlar saatlerdir şirkette bekliyorlar. Tamer olmadı mı da olmuyor biliyorsun. Halacığım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Anneyle babaya, babaanneyle olanları söylemek yok, tamam mı? Bana ne söyleyeceğim? O düşürdü beni. Ama o seni düşürmek için yapmadı ki. Seni tutmaya çalışıyordu o. Öncesinde vurdu ama. Vurdu mu? Bırak çocuğum, o dedenin. Az pişmiş o. Bana ne, ben de az pişmiş seviyorum. Bırak dedim. Anne! Anne! Sonra da düşürdü beni. Eğer söylersen olay çıkar Damla. Bana ne söyleyeceğim? Hiç sevmiyorum onu ben zaten. O da beni sevmiyor. Damlacığım, halacığım. Bak gerçekten çok büyük huzursuzluk çıkar. Anneyle baba çok üzüldüler zaten. Çok korktular. Kavga ederler sonra. Hı? Lütfen halacığım. Benim hatırım için. Olur mu? Ben babaanneyle konuşacağım. Sana söz veriyorum. Bir daha sana asla öyle kötü davranamayacak. Tamam, konuş.
Sen de anneyle babaya hiçbir şey söylemeyeceksin. Söz mü? Canımın içi gelmiş. Çok korkuttun sen bizi yavrum. Bırak, dokunma bana. Damlacığım. Bana ne? İstemiyorum, dokunmasın bana. Anne kusura bakmayın, onun da sinirleri bozuldu biraz hastanede. Kusur olur mu canım? O bizim canımızın içi. Ne oldu, Amerikalılarla aşağıda mı görüştün? Yeni bitti. Şimdi geldim eve. Güzelim. İyi misin? İyiyim ama çikolatalı dondurma yersem daha iyi olacağım. Çünkü spasın sen. Ya baba ben spa değilim. Evet doğru, sen prensessin. Oh. Baba. Canım. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle güzelim. Gel sen söylemeden önce biz senin bir üstünü değiştirelim. Hastaneden geldik, böyle pis pis olmaz. Oyun falan da oynarız belki. Berrin. Yapma ne olur. Bir şey söyleme Tamer lütfen. Doktor merak edilecek bir şey yok demese gider miydim hiç? Neyse biz hastaneden geldik, üstümü değiştireyim be. Seko. Bizi yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Ne demek canım, lafı mı olur? Oğlum sana bir çay kahve ikram edeyim. Buyur. Ben de kaçıyordum zaten. Otursaydın. Başka zaman umarım. Bülent amca yok mu bu arada? Acil bir işi çıktı gitti ama 5 dakikada bir arıyor torununu, merak etti tabii. Tabii. İyi günler. İyi günler. Yolcu edeyim ben seni. Ne haltlar çeviriyorsun ya sen? Sakin ol oğlum, sakin ol. Oğlum ne sakini ya? Bir dolaplar çeviriyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor bana açıklamıyorsun da. Amerikalılarla görüşmeye gitti diyorum karına. Evden çıkıyorsun. Ya bu oyun meselesi beni biraz dağıttı. Aklıma gelenleri hemen netleştirmem gerekiyor. Oyunu bilmiyorum da sen hiç net değilsin. Sisli puslu görüntün kardeşim, haberin olsun. Tamam ulan, edebiyat parçalama. Konuşuruz sonra. İyi olur. Seko. Hı? İyi ki varsın. Sağ ol her şey için. Eyvallah. Hadi bakalım. Bun turizm. Gidiyorsunuz. Ne? Abime her şeyi anlattım. Kocanla sana yol göründü. Valla kargaşa çıkmadan pılınızı pırtınızı toplayın, kaçın bence siz. Meryem. Babana ne diyeceğim ben? Ha? Babana ne diyeceğim? Bu hayattan sonra İzmir'e gider mi sanıyorsun? Yalvarırım abine söyle ne olursun. Kızım benim. Kızım. Değil mi? Kızım. Yani nasıl duyuluyor ben bilmiyorum ama işinize gelince ne kadar kolay çıkıyor ağzınızdan ya. Kızım. Meryem sırası mı şimdi bunun? Ne olursun yalvarırım abinle konuş diyorum. Babam beni boşar. Senin tek derdin kocan. Şu an bile onu kaybetmemeyi düşünüyorsun. Senin tek düşündüğün şey kendin. Başka da bir şey düşündüğün yok senin. Onu kaybedersen onsuz nasıl yaşayacağını düşünüyorsun sen. Onu kaybetmemek için hayatındaki herkesi kaybettin. Yazık. Abimle benim yerime hep kocanı tercih ettin. Bilmiyorum ki ben. Biz ölsek senin umurunda olur muydu? Bence olmazdı. Senin yeter ki kocan seni bırakmasın. Aman seni terk etmesin. Ne yapabilirdim ki? Kimim kimsem yoktu benim. Ne anam, ne babam, ne kardeşim. Öksüz yetimdim ben Meryem. Tamam ya. Ben senin sızlanmalarını dinlemek istemiyorum. Kandırdım. Söylemedim abimle yengeme. Ama
Damla'ya, bana ya da yengeme bir daha kötü davranacak olursan bu yaşadıkların yaşayacaklarının fragmanı olur. Anladın? Ayağına denk al.